Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım. Bugün 16 Ağustos, 22 Ağustos aralığında eril ve dişil enerjiyi neler bekliyora bakacağız hep birlikte sizler için. Ama bir değişiklik yaptım bugün arkadaşlar. Tabii ki gene benim kendi özel melek destelerimle şöyle iki ayrı desteleri ayırdım. Eril enerjiye ve dişil enerjiye kodladım ben kartlarımı. Bakalım 16 Ağustos, 22 Ağustos haftasında eril ve dişil enerjiyi neler bekliyor? Eril ve dişil enerji arasında neler geçecek? Bir bakalım. Şimdi öncelikle eril enerjiye niyet aldığım destemi şöyle bir karıştırıyorum. Ve her zaman olduğu gibi odaklanmanız ve rezone olmanız için kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Şunlar eril enerjinin destesi. Ve hemen yanına da dişil enerji için kodladığım kartlarıma niyet alıyorum. 16 Ağustos, 22 Ağustos aralığında bakalım eril enerji, dişil enerjiyi neler bekliyor diyorum. Ve şöyle kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi burada eril enerjiyseniz kendinizi ve aklınızı ve kalbinizdeki dişil enerjiye niyet alıyorsunuz. Dişil enerjiyseniz kendinizi ve aklınızda ve kalbinizdeki eril enerjiye niyet alıyorsunuz. Bütüne, kolektif, genel bir açılım olduğunu lütfen unutmayın. Siz size ait olan kısımları alın. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait net cevaplar arıyorum diyorsanız da 0544 405 5790 WhatsApp hattımdan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Tabii ki diğer kanallarımın linkleri de videolarımın altına bırakıyorum. Oralardan da beni takip edip yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle eril enerjiye niyetimizi aldığımız kartlardan eril enerjinin bakalım 16 Ağustos, 22 Ağustos haftasında neler bekliyor sorusuna cevap olarak kartlarımı niyet alıp çekiyorum. Evet, iki tane daha çektik mi tamamdır. Şimdi bu deste şöyle karışmasın. Evet, eril enerjinin destesi şöyle aldık. Güzel, bakalım dişil enerji için neler gelecek. Bir de dişil enerjiye, dişil kolektifime niyet alıyorum. Bakın kendisi geldi zaten. Demek ki mesaj var orada. Evet, şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi kartlar kendisine atıyor zaten arkadaşlar. Ve ben her zaman olduğu gibi kendine atan kartları mutlaka alıyorum. Çünkü mesaj içerikli olduğuna inanıyorum. Evet, şimdi eril ve dişilin kartlarını çektik. Bir de ortak ilişki mesajı kartımızı çekiyorum. Her zaman olduğu gibi. Bakalım bu hafta için ortak ilişki mesajınız ne gelecek? Tabii ki her zaman olduğu gibi konuşturma kartlarımızdan destek istiyorum. Bakalım konuşturma kartlarımızdan gelecek mesaj ne olacak? Şöyle. Evet, dişil enerjinin bir de eril enerji için bakalım. Şöyle. Evet, 16 Ağustos haftası için yine diğer kartlarımızdan da alalım. Şöyle dişil enerji. Aa, iki tane geldi dişil enerji arkadaşlar, değiştirmeyeceğim. Çünkü onda bir mesaj vardır mutlaka, o yüzden bırakıyorum. Ve yine şuradan da alalım. Evet, bir tane daha aldık mı tamamdır. Ve eril ve dişil enerji nelere dikkat etmeli bu hafta diye niyet alıyorum. Dişil enerjinin dikkat etmesi gereken nedir eril enerji ile ilgili?
Eril enerjinin dikkat etmesi nedir? Dişil enerjiyle ilgili diye niyetimi aldım. Şimdi kartlarımızı şöyle bırakıyorum. Evet, bir adet de misafir sineğim var şu an videomun içinde gezinen. Evet, şimdi hemen dişil enerjimin, dişil kolektifimin kartlarını açarak başlıyorum. Evet, bakalım. Sevgili dişil kolektifim, size gelen mesajlar nedir? Bir de eril enerjiye bakalım. Eril enerjiye gelen mesajlar nedir? Bakalım bağlantılı kartlar da var mı arasında? Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle sevgili dişil kolektifimle başlamak istiyorum. Sevgili dişil enerjiler, 16 Ağustos haftasında eril enerjiyle bağlantılı özellikle kafanızda bu hafta içinde eril enerjinin size söylediği yalanlarla bağlantılı, bakın, güvenmediğiniz, yalan söylediğini düşündüğünüz her ne varsa bu hafta açığa çıkacağını göreceksiniz eril enerjiyle ilgili. Hatta ve hatta eğer ki bu konuyla ilgili görüş ayrılığı yaşadıysanız etrafınızdaki kişi ya da kişilerle, yo hayır doğru söylemiyordur ya da yo hayır inatla doğru söylüyordur diye savunduğunuz her ne varsa o görüş ayrılıklarında haklılığınız ortaya çıkacak arkadaşlar. Yani hangi konuda ne düşünüyorsanız eril enerjiyle ilgili bir şeylerin ortaya çıkacağı bir hafta olacak sizler için. Ama ve lakin bu hafta eril enerjiye karşı lütfen sevgili dişilik kolektifim, tedbirli ve dikkatli davranın. Çok fazla eleştiri, çok fazla kınama yaparsanız eril enerjiye, burada sıkıntı yaşayan siz olursunuz. Çünkü bakın, burada dalgınlıklara da çok açıksınız. Belki dalgınlıkla ağzınızdan çıkacak yanlış bir cümle, yanlış bir eleştiri daha sonra size yol su elektrik olarak geri dönebilir. Yani eril enerjini eline bilmeden koz da verebilirsiniz. Bu yüzden dikkatli olmanızda fayda var diyor size kartlarım. Özellikle yine bu haftanın içerisinde yine 8'li bir zaman veriyor ki 16 Ağustos 22 Ağustos aralığını işliyoruz ki 18 Ağustos olabilir. Ben ona yoruyorum ya da içinde 8 olan zaman dilimi de olabilir saat olarak diyorum. Böyle bir zaman diliminde eril enerjinin sizin yanınızda olması, size bir şekilde destek vermesi sizi şaşırtabilir ve bir o kadar da mutlu edebilir sizi, bu desteği ya da yanınızda oluşu. Çok dilediğiniz, istediğiniz, hatta belki de etrafınızdaki güvendiğiniz kişilerden akıl fikir aldığınız eril enerjiyle ilgili ne varsa, aklınızdaki soru işareti ya da konuyla ilgili gündeminize bomba gibi düşecek haberi bu hafta alıyorsunuz. Olumlu bir haber mi? Evet, olumlu bir haber. Hatta ve hatta bu haberi aldığınızda sevgili dişil kolektifim diyeceksiniz ki ben bunu nasıl düşünemedim, ben bunu nasıl fark edemedim ya da ben bunu nasıl anlayamadım dedirtecek kadar size etkisi olacak bir haberi bekleyin bu hafta içerisinde eril enerjiyle bağlantılı. Şimdi eril enerjiyle ilgili yine bu hafta sevgili dişil kolektifim, anlama ve öğrenme haftası olacak sizin için. Yani o niyet ettiğiniz eril enerji sizin arkanızdan ne konuşmuş, sizden habersiz ne yapmış, sizin arkanızdan ne iş çevirmiş ne etmişse hepsi tık 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 tık, siz hiç uğraşmayacaksınız bile, böyle kendiliğinizden çarşaf gibi önünüze serilecek. Burada ne yapıyorsunuz? Acele karar vermiyorsunuz, ani çıkışlar yapmıyorsunuz, öfkenizi kontrol ediyorsunuz. Doğru zamanda doğru hareket ederseniz kazanan siz olacaksınız. Çünkü bunları duyduğunuzda güvensizlik, korkular, tartışma, münakaşa hepsi sizi bekliyor. Şimdi burada özellikle belki de üçüncü şahıslarla ilgili, ki burada üçüncü şahıs illa bir başka dişil enerji değil. Yani arkadaşı olabilir, ailesinden birisi olabilir, başka yaptığı bir yanlış davranış olabilir eril enerjinin. Şimdi burada eğer ki eril enerjiyi hala hayatınızda istiyor iseniz tüm bunlara rağmen,
o güvensizliğinizi, o korkularınızı törpüleyip sakin olup, hani böyle durumlarda deriz ya, dur bir sakin ol karşımızdakine, hani vardır bir çıkış yolu, bir çözümü vardır, bir otur bakayım, dur düşün, ondan sonra hareket et deriz mesela böyle durumlarda. Aynen bu durumu yaşayabilirsiniz. O zaman ne yapıyorsunuz? Sakin oluyorsunuz. O özgüvensizliğinizi bir törpülüyorsunuz. Kendinize olan özgüvenizi kazandıktan sonra doğru zamanı bekleyerek doğru hareket ettiğinizde kazançlı çıkan siz olacaksınız. Ama ve lakin sonuç itibariyle bir şekilde eril enerjinin tüm bunlara rağmen sizin yanınızda oluşu ya da size bir şekilde destek verişi ya da bir iletişime geçmesi yine de sizin özgüvenizi yükseltecek gibi gösteriliyor burada. Şimdi gelelim bakalım eril enerjiye. Eril enerjinin hali neymiş? Bakın bu hafta eril enerji bir kere çevresinde çok ikiyüzlü insanlara maruz kalacak. O yüzden dolayı da kafasında o kadar çok böyle sorun ve problemlerle muhakeme yapacak. Yani öyle mi yapmalıyım, böyle mi yapmalıyım? Hep kararsızlıklar, hep bıçak sırtı durumlar. Özellikle dişil enerjiyle bağlantılı sevgili eril enerjiler çok ikilemlerde kalabilirsiniz. Hatta devlet kapısı ya da mahkemelik bir işiniz var ise bakın bu sizde sıkıntı yaşatabilir, ertelenebilir. Aniden bu hafta gündeminizi meşgul edebilir. Bakın aynı görüş ayrılığı sizde de geldi. Bakar mısınız? Bakayım dedim ya aynı kart gelecek mi diye. Gördüğünüz gibi iki aynı kart eril ve dişil enerjide geldi. Şimdi bu kart birisine düz geldi, birisine ters geldi. Şimdi ters geldi deyince neydi burada? Dişil enerjiler ne demiştim? Kimlerle hani görüş ayrılığı yaşadıysanız o haklılığınız ortaya çıkacak demiştim ya. İşte eril enerjilerde kimlerle görüş ayrılığı yaşadıysa ki dişil enerjiyle özellikle haksız olduğunu görecek. Yani aslında dişil enerjinin doğru söylediğinin farkına varacak. Bunu da farkına vardığı zaman da ne olacak? Sıkıntı yaşayacak. Bak niyet ettiği dişil direkt burada geldi zaten ve o niyet edilen sizin de niyet ettiğiniz sevgili dişil enerjiler, eril enerji hala sizinle bağlantıda. Bağlarını kesmemiş, bu bağ devam ediyor. Kime niyet aldıysanız hala bağlantısı var sizinle. Ama ve lakin eril enerjiler, sevgili eril kolektifim, çok inatlaşıyorsunuz. Dişil enerjiyle çok düşünce ve fikir ayrı. Yani o ak diyorsa siz kara diyorsunuz. Bu yüzden dolayı da aranızdaki o sürtüşmeler, o inatlaşmalar, o güç savaşı sizin aranızda sıkıntı yaratıyor. Siz derdinizin üstüne dert ekliyorsunuz yani sevgili eril enerjiler benden söylemesi. Bakın yine aynı kart geldi. Burada güvensizlik ve korku kartı. Şöyle göstereyim. Eril nasıl dişil enerjiler güvensizlik ve korku yaşıyorsa eril enerjiyle ilgili, eril enerjide dişil enerjiyle ilgili güvensizlik ve korku yaşıyor. Kaybetmekten de korkuyor bir yandan. Hani hem yoğurdum dökülmesin hem ayranım ekşimesin hesabı. Yani sevgili eril enerjiler öyle olmuyor işte. Bak siz de korkuyorsunuz kaybetmemek adına. Daha sonra o korkularınızdan dolayı dişil enerjiye karşı tekrar bir hamle yapıyorsunuz. İşte arıyorsunuz, yazıyorsunuz, belki karşısına çıkıyorsunuz. Ama ve lakin bakın hep gitmek istemediğini görüyorum burada. Eril enerjinin tamamen burada bilinçaltında bu hafta özellikle bu korkuyu çok yoğun hissedeceğini gördüm. Çünkü artık dişil enerjilerin burnuna geldi yani artık doldu taştı dişil enerjiler artık eril enerjiye kadar hani sabır 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 nereye kadar değil mi? O yüzden sevgili eril enerjiler bakın bu düzensizliğe son vermeniz gerekiyor. Özellikle bu hafta sıkıntılarınızla bağlantılı bir de etrafınızdaki o ikiyüzlü insanlara güvenip onlara inanarak onların gazına gelerek dişil enerjiye karşı tavırlarınızda o düzensizliği yaratmaya devam etmeyin. Biraz daha net olun. Çünkü bu hafta sizin netliğiniz, bu dişil enerjiyle olan bağlantınızın ve bağlarınızın sürmesi adına çok kıymetli olacak. O yüzden mümkün olduğunca o kafanızda yaptığınız mahkemeyi ya da o ikilemleri artık bitirip daha net olmanız gereken bir hafta gibi gösteriliyor dişil enerjiye karşı. Çünkü dişil enerjiyi hayatınızda istiyorsunuz. Bu net bir şekilde gözüküyor burada. Bakalım ortak ilişki kartı ne mesaj verecekmiş.
Evet, ortak ilişki kartı gerçek sevgi olarak geldi. Bakın işte gördüğünüz gibi yani gerçek bir sevgi var ortada. Tamam, bu hayatımın aşkı diyorsunuz ama bu aşk için de mücadele etmeniz gerekiyor. Sevgili eril kolektim, belki biraz eril enerjilere çok yüklendim ama gerçekten eril enerjilerin sıkıntısı burada zaten net bir şekilde gözüküyor. Yani dişil enerjiden değil, daha ziyade eril enerjiden gelen bir sıkıntı var. Şimdi geldik konuşturma kartlarımıza. Sevgili dişil kolektifimin konuşturma kartı der ki, evet ben biliyorum diyor, oyalandığın her şeyi bırakıp, sen şimdi diyor oyalanıyorsun diyor, artık işinle, başka bir şeylerle, artık nelerle oyalanıyorsa, bir gün bana nasıl olsa geri geleceğini biliyorum, bundandır seni özgürlüğüne baş başa bırakmam diyor. Bak dişil enerji artık ne dedim, sabır sabır bir yere kadar. Evet bak, her gün her gece bunlara rağmen seni düşünüyorum. Aklımdan çıkmıyorsun ve bakın iki kart üst üste gelince ikisinde de mesaj var demiştim. Gösteriyorum, gördüğünüz gibi sevgili dişi kolektifim, kıyamam ben size, siz çok özlüyorsunuz ya. Seni çok özlüyorum diyorsunuz eril enerjiye. Ve diğer konuşturma kartımız der ki, mecburen zaman zaman sana karşı bir vedalaşma yapıyorum. Beni affet, seni hep seveceğim her şeye rağmen diyor. Ve son olarak seni özlediğim gibi sen de beni özlüyor musunuz? Bakın iki tane özlem kartı üst üste geldi. Gerçekten dişil kolektifim, dişil enerjiler yani gerçekten çok özlemiş. Ve neye dikkat etmeli dişil enerji, eril enerji ile bağlantılı diye bir soru sormuştum. Dişil enerjiler, eril enerjinin iş hayatı geldi. Çok enteresan bir şekilde. Demek ki dişil enerjiler, eril enerjilerin iş hayatında sıkıntılar gündeminde olabilir, problemler gündeminde olabilir ya da iş hayatıyla ilgili bahaneler öne sürebilir. Demek ki ne yapıyorsunuz sevgili dişil kolektifim? Eril enerjinin işle bağlantılı durumlarında demek ki dikkatli olmanız gerekiyormuş. Bak neye dikkat etmeniz gereken buydu. Şimdi hatta 20 geldi, yani ayın 20'si de olabilir, bak bu da bir mesaj bence. Evet bakalım sevgili eril kolektifim, dişil enerjilere ne diyorsunuz? Vay 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 vay. Sevgili eril enerjiler diyor ki, en uzun gecelerde şafaktan ötesi yok diyor dişil enerjiye. Yani aşkımız gerçekten sana olan aşkım, ne olursa olsun paha biçilemez. Ve tabii ki seninle bir araya gelmek için elimden geleni yapıyorum. Beni beklediğini ve sevdiğini bilmeye ihtiyacım var. Bizim için dua et diyor. Yani eril enerji, bak ne demiştim ben, kaybetmek istemiyorsun ama işte hem yoğurdum ekşimesin hem ayranım dökülmesin, ne olmuyor eril efendi bu işler. Evet. Ve bak seni üzmekten korkuyorum diyor. Yani üzüyorsun ama hem de korkuyorsun. Nasıl bir iş bu? Evet, biz bu alemde birbirimizin cennetiyiz. Yani eril enerji kürkçü dükkanı gibi geziyor geziyor dolaşıyor, geli geliyor kürkçü dükkanına ama işte böyle olmuyor. Evet, son mesajda gururumu da incitiyorsun ve ben burada ne demiştim size, eleştiriye, kınamaya dikkat edin eril enerjiyle bağlantılı demiştim ki eril enerji şu kartta diyor ki, gururumu incitmene izin vermiyorum diyor. Ve neye dikkat etmesi gerektiğini sorduk. Eril enerji, dişil enerjiyle ilgili geçmiş yaşamlar. Ne yapıyorsunuz? Eril enerjiler, dişil enerjiyle bağlantılı geçmiş yaşamlar. Yani geçmişte yaşadıklarınız, geçmişte olanlar. Bunları böyle temcik pilavı gibi ısıtıp 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 sevgili eril enerjiler, dişil kolektifimin karşısına getirmiyorsunuz. Ya da bu mevzularla ilgili bu hafta daha dikkatli oluyorsunuz. Evet arkadaşlar, son olarak ne yapıyoruz bu haftanın? Eril ve dişil, kendisi döndü, hiç çekmiyorum. Eril ve dişil, ya çok enteresan, kartları karıştırırken kartların içinde böyle ters döndü. Hiç çekmeden direkt onu aldım. Bu haftanın hakikat sözlüğü mesajı kendi kendisine geldi. Sevgi şifadır, sevgi güçtür, sevgi değişimin mührüdür diyor Mevlana. Gördüğünüz gibi demek ki
sevgilerinizde, özellikle eril ve dişil kolektifte bu hafta içinde bir değişime mühür vuracağınız bir hafta gibi gösteriliyor. Evet arkadaşlar, bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz, güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Makbuş ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.